Ağladı zaman zaman. Şöyle bir olay geçti başımdan. İsim vermeyeceğim. Paşa'nın ismi hala hatırımda. Bir gün geldi idare odasına. Odamız o anda da teneffüsteydik. Odamda Ali Yılmaz Bey var. Mustafa Sıddık Uslu Bey var. Ali Yılmaz Bey müdür, o zaman müdürümüz. Bir de Allah rahmet eylesin Saffet Bedir Hoca Efendi var. Nusret Usta Bey var. Ayakkabıcı. Belki bir kişi daha vardı. Odaya girdiler. Şimdi şefimize şöyle bir baktı. Müdür Bey Ali Yılmaz olduğu için benim masamda oturuyor. Ben yanındayım. Ramazan Bey de oradaydı. Ondan sonra dedi ki ne toplandınız burada dedi. Sordu şimdi sırayla. Senin dedi Saffet Hoca'ya sen kimsin dedi. Ha öğretmen dedik. Müdürüm, eski müdürümüz Mustafa Sıddık Uslu, Ali Yılmaz Bey, ben idareciyim falan. Efendim ben dedi kızımı dedi oraya dedi dinini, diyanetini öğrensin diye gönderdim. Senin başka kızın var mı dedi. Var dedi. Nerede okuyor? İşte Ankara Olgunlaştırma Enstitüsü'nde. Ha bak çok güzel dedi. Buraya niçin bunu verdin dedi. İşte dinini öğrensin diye verdim dedi. Şimdi dedi biz dedi neyle uğraşıyoruz biliyor musun dedi. Biz bir bez parçasıyla uğraşıyoruz dedi. Dininizi öğrenmek bu mudur dedi. Efendim dedi ayet-i kerime var tesettürün farz olduğuna dair dedi. Din bir şey Kur'an-ı Kerim'de dedi. Hani göster dedi. Göster dedi. O da benim hemen sağ tarafta kitaplık vardı. Orada Ömer Nasuhi Bilmen'in tefsir kitabı vardı. Onlar gözü girişti. Şimdi tabii o heyecanda kendisi hafız. Ayet-i Kerime ararken dedik ki arama arama dedi. Öyle bir ayet yok dedi. Hem dedi o anda işte efendim buldum dedi. Açtı kitabı getirdi önüne koydu. Masanın yanında oturuyor. Şöyle elinin tersinden hiç okumadan kapattı. Kim bunun yazarı dedi. Efendim dedi Saffet Hoca konuşuyor şimdi o ikili konuşuyorlar. Bu dedi 27 Mayıs ihtilalinde Diyanet İşleri Başkanlığı'na getirilen zattır dedi. Onu duyunca hiç sesini çıkarmadı. Efendim dedi biz de Müslümanlığı biliyoruz dedi. Mesela dedi ben radyoda o zaman radyo dinlerken dedi mevlüt okunduğu zaman dedi benim hanımım dedi başını örter dedi. Ben takkemi giyerim başıma dedi. Bakın cehaletin şeysini görüyorsunuz. Ondan sonra başladı konuşmaya falan. Bu arada Mustafa Sıddık Uslu Bey falan görüştüler. Yani Ali Yılmaz Bey hüngür hüngür ağladığını bilir. O kadar ezildi, üzüldü. Yani ben şunu demek istiyorum. Çok ezildik, bir şey yapamadık. Üzüldük, horlandık, aşağılandık. Fakat mağlup olurmuş gibi görünsek de en sonunda Rabbimizin izniyle galip biz olduk. İnanıyoruz o bakımdan. Değerli hazırım. Faruk hocamla biz halef selefiz. Ondan müdür muavinliğini ben devraldıydım. Sağ olsunlar bizlere çok yardımcı oldular. Mustafa Sıddık hocamız olsun, Faruk Taştekin hocamız olsun. O seneler ilk seneleriydi ki büyük bir kış yaşadık. Okulda öğrencilerimiz ders yapıyorken kar öyle bir bastırdı ki İstanbul yolu, Ankara yolu kapandı. Sağ olsun Ramazan hocam da çok yardımcı oldular o gün. Kamer Güney kardeşimiz, Hamza Şaşkın kardeşimiz. Bizler ne yapacağımızı şaşırdık. Aileler, veliler, anne babalar bizleri telefonla arıyorlar. Ne olacak diye. Bizler o anda istişaren neticesinde Derince Tütün Çiftlik, Sopalı Çiftliği gibi
istikamette oturan öğrencilerimizi bir sınıfa topladık. Diğer Ankara yoluna gidecek olanları da bir sınıfa topladık. Yapılacak herhangi bir işlevi gene detaylı düşündük. Düşündük ki bu evlatlarımızı sağ salim olarak annelerine, babalarına teslim edelim. Yürüme istikametinde olan civar yerlerdekiler evlerine kadar gittiler. Hakikaten arabalar işlemiyor. Bir tek tren işliyor idi. Ramazan hocam yine sağ olsun benimle gara kadar bu Derince istikametine gidecek olan öğrencilerimizi, ben de Derince 44 evlerde oturuyordum o zamanlar kirada. Evlatlarımızla birlikte geldik, tren istasyonunda treni bekledik, trene bindik ve Derince'de indik. Bu evlatlarımız belki aramızdadır. Onları teker teker evlerine kadar teslim ettim. Ama gel gelelim ki beni çok üzen bir olayı yaşadım. Tabii ki anneler babalar evlatları için canını verirler. Orada bekliyorlar idi. Geçitin altında orada üst tarafta bekliyorlardı. Bir tane beyefendi, ona beyefendi de diyemem. Bizi aşağıdan öğrencilerle geldiğini görüyor fakat biraz mesafe var. İnanın buna ağzından bir küfür çıkardı ki idareciler hakkında o küfür beni çok yaralamış idi o gün. Ve geldim yanına yaklaştığımda da dedim idareci dediğin kişi benim. Ben sizin evlatlarınızı bakın teker teker evlerine kadar götürüyorum da şuralarıma kadar dizlerime kadar ıslanmışım da haberim yok idi. Evlatlarımızı bu şekilde teslim etmek için uğraşıyorum dedim. Sen ne yapıyorsun diyerek ifade ettim kendilerine. Özür bile dilemedi. Rabbim onu ıslah eylesin. O günkü benim hakkım onlara helal olsun. Gel gelelim ki mevzuyu anlayamayacak kadar da cahil anne babalarımız, velilerimiz de var olduğunu biliyorum. Bir husus daha söylemek istiyorum. Yeni duran ilköğretim okulu kız şubesine verilmiş, orada görevler ifa edilirken ben hocamdan devraldıktan sonra devamlı okulumuzun sol tarafından içeriye her gün oradan giriyordum. Arkadaşlarımla zaman zaman çarşıya iniyorduk. Yan taraftan, bu sefer sağ taraftan merdivenli olan kısımdan aşağı inerken duvarda yazılı olan sokağın ismi yazıyordu ki baktım Hacı Hasan yokuşu yazıyor. Benim doğduğum büyüdüğüm mahalle Hoca Hasan mahallesi. Adım da Hasan, hocayız elhamdülillah. Ramazan Doğan, Hamza Şaşkın ve Kamer Güney arkadaşımız vardı. Ben bunlara espri olsun diyerek Hoca Hasan mahallesinden Hoca Hasan Hacı Hasan yokuşunda görev yapıyor dedim. Bu şekilde bir anımı da sizlere bu şekilde paylaşmış olayım. Hayırlı geceler diliyorum. Peki ben bu arada hocam biraz soluklandıracağım sizleri. Merhum Ali Nar hocamızı rahmetle anıyoruz. Mustafa Miyasoğlu hocamızı rahmetle anıyoruz. Mustafa Yılmaz hocamız yine rahmetle anıyoruz. Ahmet Bey Mişenol hocamızı rahmetle anıyoruz. Tabi bu arada Kazım Yıldırım hocamızı. Kazım Yıldırım hocamızı rahmetle anıyoruz. O bizim yükümüzü çeken Ford minibüsün şoförü Nail amcamız vardır. Allah gani gani rahmet eylesin. Nail amcayı rahmetle anıyoruz. Haydar amca vardı, okulun hizmetlisi. Hepimiz tanırız. Alaaddin abi vardı. Değil mi? Muhtemetti galiba. Murat abi vardı. Onları da kulaklarını çınlatalım buradan. Bir de Hilmi abi vardı ki aynı anda 100 kişiye bakabilen tek adam.
Adam kantinci. En son 17 Ağustos depreminde, şimdi biz Sedat Hoca'nın yoluna giderdik, kazma kürekle bize ağaç ektirirdi. Arada mezar taşları çıkardı. Eski, Osmanlı döneminden kalma, böyle tarihi eser çıkıyordu hocam sizin odanın orada. Hakikaten tarihi eser çıkıyordu, şaka bir yana. 17 Ağustos 1999 tarihinde, ben o zaman Kanal 7'de çalışıyorum. Gece İzmit Devlet Hastanesi'ne geldik o zaman. Canlı yayın yerim tam İmam Hatip'in ön bahçesi. İlk yayınım, o zaman Ahmet Hakan Coşkun daha henüz Hürriyet'te bozulmamıştı. Ahmet Hakan Coşkun bizde haber dairesi başkanıydı. Ahmet Hakan Coşkun, çocukluğumun geçtiği okulun önünden acı bir haberle karşınızdayız dedim. İlk canlı yayın yaptığım yer okulun önü, sonra o bahçesi, o bizim pazartesi ve cuma kralın nutuklarıyla nutuklandığımız o alan komple yaralılarla doldu. İmam Hatip'in bahçesi, Allah bir daha yaşatmasın böyle felaketleri inşallah. Dolayısıyla orada Hilmi abi bana 5 tane sandalye verdi. Arkadaş sürekli yer değiştiriyoruz. 5 tane plastik sandalye. Hüseyin Çetin hocam dedi ki, Halit bak 5 tane sandalye aldın Hilmi abinden, getirmedin, haberin olsun, 5 tane sandalye borcum var. Hilmi abiye helalleşirdik. Buraya gelseydik keşke, Hilmi abiyle helalleşirdik. Dolayısıyla İmam Hatip'in her şeyi güzel. İmam Hatip'li olmanın her şeyi güzel. Kapının önüne gidip de adam salatalık satardı. O bile güzeldi ya. Yani üçüncü kattan kokusuna aşağıya inerdik. Ambulans ciyak ciyak bağırırdı. Camlara dökülürdük. Hayır dua ederdik. Ya Rabbi kurtar inşallah tez zamanda. Şifa ver diye. Bu bile